olay çok büyük bir olay aslında. Belki de yani akıllı sözleşmelerden daha büyük bir olay. Yani akıllı sözleşmeler hani belki Bitcoin'den sonraki en önemli şeydi, blockchain ya da işte distributed ledger teknolojisi. Yani blockchain tek başına değil, bir sürü başka teknoloji de var veya olması lazım. Dağıtık veri tabanı teknolojilerinde Bitcoin adeta merkez bankalarının yerini alan bir yapı kurdu. Akıllı sözleşmeler bütün toplumun üzerine bina edildiği, belki hukuk sistemini dönüştürecek bir olaydı. Ama ne kadar başarılı oldu, orası tabii büyük bir muamma. Yani bir fikir olarak doğdu, çok güzel bir fikir. Ama bugün hangimiz şu anda, seneler oldu bu akıllı sözleşmeler kavramı doğalı ve üzerine bizim işte bir sürü şey söyledik ama herhangi birimiz herhangi bir akıllı sözleşme şu anda kullanıyor muyuz? Hayır. DeFi'de biraz şu anda o aşamada. Yani çok güzel bir fikir. Ler bütünü kullanıcısı akıllı sözleşmeden daha fazla şu anda ama muhtemelen ICO'da olduğu gibi hüsrana uğrayan da daha fazla olacak. Bugünkü koşullar dolayısıyla. Çünkü fikir çok güzel ama şu anda uygulanabilirlik için ne teknoloji var ne de teknoloji olmadığı için mevcut sistemle bir entegrasyon olması lazım. Yani hem mevcut sistemle entegrasyon hem de mevcut sosyal yapının da buna entegre olması lazım. Ama en önemlisi şu anda yeterli o iş için teknoloji yok. Ne demek istiyorum bununla ilgili? Yani Bitcoin saniyede 3 ila işte 7 işlem yapabiliyor. Bu Bitcoin'in bugün ulaştığı noktada gördüğü görev için yeterli. Yani merkez bankası olarak işleyecek, çok sağlam bir para, dünya rezerv parası olarak işte kendini gösteriyor. Yani bütün dünyayı ele geçirmeyecek, böyle bir iddiası yok. Ya da benim gördüğüm öyle bir iddiası yok. Ama işte bir rezerv para olarak işte ilk 4-5 paranın arasında yer alabilecek bir para. Bunun için saniyede 3 ila 7 işlem aslında yeterli. Hani bunu biraz daha yukarı doğru götürebilirsiniz. Buralar yeterli. Ethereum ne yapıyor? Zannederim 10-20 falandı. Biraz daha yükseltmiş olabilirler. Ama DeFi dediğimiz şey çok basit anlamıyla bugün işte bankalar, kredi kartı kuruluşları vesaire bunların yaptığı bütün işlemleri işte merkezi şirketler, AŞ'ler, işte bir sürü binalar, insanlar vesaire hiçbirisi olmadan sadece yazılımla yapabileceğiniz bir yapı. Yani kredi almak istiyorsunuz, gidip bir bankaya başvurmanız gerekli değil. Yani en basit haliyle şu anda elinizde atıyorum 10 Ethereum'unuz var. İşte ne yapıyor? $2000. Direkt gidip $2000'lık hemen bir kredi şu andaki ilkel yapısıyla bile alabilirsiniz. Ama şu anda $2 milyar biraz aştı dedik ya bu piyasa. Hiçbir şey bu. Yani eğer bugünkü kredi piyasası bir kumsalsa bu $2 milyar bir kum tanesi falan yani. Yüzlerce trilyon dolarlık bir piyasa bu dünya çapında. $2 milyar bize büyükmüş gibi geliyor ama bırakın $2 milyar, $500 milyar, $1 trilyon yani mevcut piyasanın %1'ine falan ulaşsa evdeki altyapı yani bu Ethereum altyapısı çok sınırlı olduğu için direkt çöker. Şu anda bile çökme emareleri gösteriyor. O kadar talep olduktan sonra Ethereum işlem ücretleri katlandı. Herkes ondan şikayetçi. Dün bağlantısı var mı bilmiyorum. İlk defa herhalde Ethereum Scanner çöktü. Yani Etherscan çöktü.